TRT arşiv dijitalize edildikten sonra bu videoyu çeşitli yerlerde görmüşsünüzdür. Röportajı yapan Uğur Dündar'ın soruları sorduğu gençlerin videonun çekildiği yerin ve anlatılanların izini sürdüm ve sizlere elimden geldiğince aktarmaya çalışacağım. Fenerbahçe'de bir yolun sizler yüzünden, daha doğrusu yarış yapmanız nedeniyle trafiğe kapandığı söyleniyor. Siz ne diyeceksiniz? Yıl 1978. Uğur Dündar'ın TRT ile kariyerine başladığı yıldan tam 8 sene geçmiş. Kıbrıs Barış Harekatı sebebiyle Amerika'nın ambargo uyguladığı veya uygulamayı bitirdiği zamanlarda yol kapatıp yarış yapanların haberi yolda giderken rast geliyor. Röportajın yapıldığı yer yüksek ihtimalle Fener Kalamış Caddesi'nin düz olan kısmı olarak tahmin ediyorum. İBB şehir haritasından da arşiv kuş bakışı görüntülerine baktığımız üzere 1970 yılında dahi dümdüz bir yol olarak görülen ve 1982 kuş bakışı görüntülerinde de 4 şeritli bir yol olarak seçilen bu bölgede o zamanlarda şimdiki gibi bir bina, insan olmaması ve o zamanlarda tahminim röportajda da söylenen inşaatın marina inşaatı veya Fenerbahçe Parkı'nın düzenlenmesi olabileceğini tahmin ediyorum. Düz olan bölgenin de 4 santimetre olmasıyla beraber drag için yeterli olan çeyrek mil ihtiyacını da karşıladığı göz önünde bulundurulduğunda bu cadde savunma destekler nitelikte görülüyor. Her ne kadar günümüzde de bu araçlar değerli olsa da o zamanlarda ambargonun da etkisiyle daha da ulaşılamaz durumda olan yüksek motorlu Amerikan otomobilleriyle yapılan yarışların İzleyici kitlesi de bu araçlara imrenecek derecede bakıyorlardır diye düşünüyorum. 6.6 litrelik V8 motoruyla Pontiac Transam, 4.9 litre V8 motoruyla 2. jenerasyon Ford Mustang, Citroen Traction kupalı Chevrolet Chevelle ve benzeri araçlarla eldeki imkanlar el verdikçe doğru olmasa da bu sporu icra ediyor oluşları takdire şayan. Aynı röportajda ise geceleri Göztepe ışıklarda yaşadıklarını itiraf eden konuşmacılar, o zamanlarda hangi Göztepe ışıklardan bahsettiklerini bulmamız veya tahmin etmemiz ise biraz daha zor oluyor. Göztepe ışıklar denen bir bölge olarak bizim minibüs yolu olarak tabir ettiğimiz Fahrettin Kerim Gökay Caddesi zayıf ama olabilecek alternatiflerden biri olarak gözüküyor. Zayıf bir alternatif dememiz ise günümüzde Göztepe ışıklar olarak gözüken bölgenin 1970'li yıllarda herhangi bir trafik ışıklandırmasına sahip olmayabileceği ve yolun 1982 yılında dahi genişletilmesine rağmen çok geniş olmadığı yönünde. Aynı zamanda yolun tam düz olmayıp Kadıköy yönünde sola doğru kıvrımlı olması mantıklı bir yol olmadığını gösteriyor. Bir diğer alternatif ise 1970'lerde dahi geniş bir cadde olan Bağdat Caddesi oluyor. Göztepe 60 yıl parkı önünden başlayıp Selami Çeşme Cami Sokağı'na kadar devam eden yolun hem düz hem de 800 metre ile yaklaşık yarım millik uzunluğu o zamanlarda iyi bir parkur olabileceğini gözler önüne seriyor. O dönemlerde sahil yolu olmaması ve Bağdat Caddesi'nin gidiş geliş bir trafiğe karşı şeritler ile arasında yalnızca çizgi ile ayrılıyor oluşu bu savı destekler nitelikteyken parkın olduğu kısımda hem 70'lerde hem de 82 haritasında görülen U dönüşlü bir kavşak düzenlemesinin olması da bu savı destekler niteliktedir. Ağustos ayında dışarıdan Belçika'dan çocuklar geldi ve biz de dallığı geçtiler. Ne diye? Bizim böyle böyle yani böyle imkanlarımız var, pistimiz var. Yani bütün şeyimiz var. Olduğu gibi teşkilatımız var. Siz böyle trafiği tıkıyorsunuz. Bilmem düz yerde 1600 metre, 800 metre kalkışlar yapıyorsunuz. Bunların 800 metrelik, 1600 metrelik pistleri varmış. Kaç kilometre sürat yapıyorsunuz yarış süresince? Şimdi köprü altından işte 150 mil, 155 mil. Kilometre olunca ne kadar yapıyor bu? Kilometre olunca 245-250 falan. Yarış kaç dakika sürüyor? Yarışta 1600 metre oluyor. Işıklardan kalkıyoruz, Göztepe ışıklardan. Köprünün altında bitiyor. Taş çatlasa 21 saniye, 25 saniye falan. Yalnız her ne kadar evler günümüzdeki kadar olmasa da geceleri kamyon trafiğinin bu bölgede olması biraz saçma gelmesiyle beraber bu durum 3. alternatifin olması gerektiğine inandım. Sonuç olarak gazlamanın yapıldığı yer tam olarak burası. E5'ten bahsediyoruz. 3. alternatif ise E5 yani D100 karayolu olarak düşünmekteyim. Eski kuş bakışı haritalardan da görüleceği üzere 1970'lerde Göztepe kavşağına baktığımızda küçük bir dönen kavşaktan ibaret bir kavşak olarak görünmesinden dolayı
Göztepe ışıklar denerek bu kavşakta varsa trafik ışıklarından bahsediliyor olabilir. Boğaz Köprüsü'nün 1973 yılında açılmış olması ve Göztepe ile Uzunçayır arasındaki 1.4 kilometrelik yol son hıza kadar yapılabilecek yarışların hem kamyonların arasında hem de 2+1 emniyet şeridine sahip yolun nispeten diğer yollara göre daha geniş olması sayesinde yarışların burada yapılacağı daha yüksek bir ihtimal olarak görülüyor. Aynı zamanda yazın gelen Belçikalıların dalga geçerek 1600 metrelik yolları varmış ve Göztepe ışıklardan köprünün altına kadar gidiyor oluşları da bu alternatifi desteklendirmektedir. Neler hissediyorsunuz bu yarış süresince? İşte bu ayrı bir zevk. O beni geçti, ben onu geçtim falan. Kimin arabası daha iyi gidiyor falan. Çok ayrı bir zevk, sürat. Çok büyük bir sürat bu. Neredeyse uçağın kalkma hızına yakın bir sürat yapıyorsunuz. Araçlarınızı iyice kontrol ediyor musunuz yarışa çıkarken? Çok iyi ustalarımız var. Onların kontrolünden sonra olur. Zaten bir yarış olurken araba ayara girer, ayarlanır. Yarışa müsait olursa o araba yarışır. Sanıyorum normal trafiğe çıkan araçlar gibi değil bunlar. Özel ilaveler yapılıyor. Ne gibi ilaveler yapıyorsunuz? Ne oluyorlar bunlar işte. Mesela 455 motor oluyor, 427 Corvette motor oluyor falan. Pistonlar değişik oluyor, eksantrik değişik oluyor, karbüratör değişik oluyor. Büyük karbüratör konuyor. Yarış yaptığınız araçların bugünkü değeri ne kadar biliyor musunuz? 500 bin liradan başlıyor. Kaça kadar gidiyor? 1,5 milyona kadar. Döviz sıkıntısı var, parça bulmakta güçlük çekiyor musunuz? Yok, güçlük çekmiyoruz. Genellikle bütün parçalar burada var ama eksik olan parçalar dışarıdan getirtiliyor. Öğrenci misiniz? Öğrenciyim. Siz? Öğrenciyim. Aileniz biliyor mu yarış yaptığınızı? Biliyorlar. Peki karşı çıkmıyorlar mı size? Yok artık bir şey demiyorlar tabii. Onlar da artık bir şey diyemiyorlar. Çünkü kendilerinin hataları. Bir kere almışlar arabayı. Bir şey demiyorlar. Gece yapıyorsunuz değil mi yarışları? Gece. 2'den sonra. Gece. Peki ödüller ne oluyor? Mutlaka bir ödülü bulunmalı. Ne oluyor mesela? İddialı yarışlar 50 bin, 25 bin. O civarda değişiyor. O anda veriliyor mu paralar? Tabii hemen veriliyor. Peşin çıkılıyor. Peki yanında yoksa yarış yapan arkadaşınızın para? Başka birisi karşılıyor, onun samimi bir arkadaş. Bazı yarışlar oluyor böyle arabasına. Çok iddia olur, çok büyük iddia. Hangi araba geçerse öbür geçilen, yani yenilen araba, geçen arabaya anahtarıyla beraber arabayı veriyor. Yani yarışı yitirdiğinde arabasını bırakıp gidiyor mu? Öyle oldu birkaç defa. Peki bazen babalar da yarışı izlemeye geliyorlar mı? Geliyorlar tabii. Mesela benim babam birkaç kere gelmişti yarışa, izledi falan. Heyecanlandı tabii.